Türkiye'de sağlık sektöründe yapılan yatırımlar dünyada yaygın olarak bilinen sağlık turizminin Türkiye'de de gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Sağlık turizmi ile birlikte özellikle ağız ve diş sağlığı için on binlerce insan tedavi için Türkiye'ye geliyor. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zaimoğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi izliyoruz. Kendinden emin bir gülümsemeyi kim istemez ki? Güvenli bir gülüş ve kokmayan bir nefes ancak sağlıklı ağızla olur. Bu nedenle diş eti, diş sağlığı ve güzel gülümsemeyi ayrı düşünmemek, ağız ve diş sağlığına yeterli özeni göstermemiz gerekiyor. Türkiye'de diş ve ağız sağlığı alanında sahip olunan yeni teknolojilerle hastalara birçok tedavi yöntemi sunuluyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızsa yıllardır ağız sağlığı konusunda bulundukları ülkelerde büyük bedeller ödemek zorunda kaldı. Özellikle üniversiteler bünyesindeki diş hekimliği fakülteleri ve hastaneleri gurbette yaşayan vatandaşlarımızı ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirerek onlara her türlü hizmeti sunuyor. Uygulamalı eğitim alanında önemli bir eksikliği gideren üniversite kurumları, yurt dışından da çok sayıda hasta kabul ederek sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu sene 4. sınıf öğrencilerimiz var. Seneye inşallah onları mezun edeceğiz. 75 ünitemiz var. 2 tane ameliyathanemiz var. Farklılık olarak temporomandibüler eklem hastalıkları teşhis ve tedavi merkezimiz var. Ayrıca bir de halitolojis dediğimiz ağız kokusunu tespit eden bir merkezimiz daha var. Bununla beraber 8 tane ana bilim dalında fiilen çalışıyoruz. Çeşitli uygulamalarımız var. Diş hekimliğinin her aşamasında eğitimimizi veriyoruz. Ama öncelikle koruyucu hekimlik konusunda, koruyucu ağız ve diş sağlığı konusunda da öncelik verdik. Özellikle onun üzerinde duruyoruz. Öğrencilerimizi yetiştirirken temel tıp derslerinde ağırlık verdik. Öğrencilerimizin hekim nosyonunu alabilmesi için öncelikle temel tıp derslerini iyi kavramaları lazım, iyi öğrenmeleri lazım. Çünkü onlar yarın hekim olacaklar. Materyallerimiz insan, insan üzerinde çalışıyoruz. Onlara bu nosyonu tam olarak veriyoruz ve vermek istiyoruz. Gerçekten de öğrencilerimizin iyi yetiştiğine inanıyoruz. Memleketimize, ülkemize, üniversitemize hizmet ediyor. Uygulamalı eğitim alanında çok iyi yetişmiş bir hocamız var, bir elemanımız var. Çene cerrahisi dalında ileri çene cerrahisi müdahalelerini rahatlıkla yapabiliyor. Bunun dışında tabii ki yurt dışından hastalarımız da oluyor. Özellikle yurt dışında 4-5 merkezde irtibat bürolarımız var. Bazı hocalarımız İsviçre'deki birkaç üniversiteyle işbirliği halinde. Onlar ayın bir haftasını İsviçre'de geçiriyorlar. Diğer 3 haftasında da üniversitemizde görevliler. Bunlar özellikle İsviçre'de Basel'deki bir üniversiteyle temas halindeler. Ayrıca bizim irtibat bürolarımız Londra'da var, Hollanda'da var, Avusturya'da var ve Almanya'da var. Bir de ayrıca Amerika'daki Taft Üniversitesi ile bir işbirliği içerisindeyiz. Orada öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesini beraber yürütmekteyiz. Hatta bazı bilimsel çalışmalara, ortak projelere de imza atacağımızı ümit ediyoruz yakın zamanda. Günde ortalama 60 yeni hastayı kabul edebiliyoruz ama bir yandan da tedavisi devam eden hastalarla beraber günlük potansiyelimiz 200 hasta civarında. Günümüzde hastaların en çok şikayet ettiği ağız ve diş sağlığı problemleri ise şöyle. Hastalarımız genellikle eklem hastalıkları, başta da söylediğim gibi ağız kokusu konusundaki başvurular var. Özellikle çocuk dişleri, süt dişleri var, ortodontik tedaviler var. Çene cerrahi vakalarımız var ve bir de acil gelen vakalarımız var. Çünkü bizim gece çalışan hekimlerimiz de var. Özellikle 5'ten sonra, 6'dan sonra 10'a kadar servislerimiz çalışıyor. Bize başvuran hastalarımıza da gece müdahale edebiliyoruz. Bu da acil olarak hizmet veriyor hastalarımıza. Bakımlı bir ağız, dişlerin düzenli şekilde fırçalanmasıyla kazanılır. Özellikle ebeveynler, çocuklarına diş fırçalama ve diş bakım alışkanlığını bebeklik çağında kazandırmalı. Profesör Doktor Ali Zaimoğlu, kaliteli bir yaşam standardı için insanların ağız ve diş sağlığına büyük önem vermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda halkı bilinçlendirecek ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? İnsanlar nelere dikkat etmeli?
İnsanlarımızın diş fırçası ve diş macunu kullanma alışkanlığının çok azaldığını biliyoruz maalesef. Yani ağız yıkama son derece önemli, dişe bakım son derece önemli. Eğer hastalarımız veya insanlarımız, vatandaşlarımız fırça almadıysa en azından ağızlarını yıkarlarken parmaklarını sokup diş etlerini masaj yapsınlar ve ağızlarını birkaç defa çalkalasınlar. Tabii bu çok ampirik bir tavsiye. Bu doğru bir tavsiye değil ama hiç olmazsa bunu yapsınlar diyoruz. Özellikle diş fırçalaması ve diş macunu kullanmaları gerekli. En azından iki defa, hatta o da olmazsa bir defa mutlaka bu işi yapmalılar. Çünkü gelecekte özellikle ileri yaşlarda dişlerin kendilerine çok lazım olduğunu biliyoruz. Kendi deneyimlerimizden de öyle. Bazı hastalarımız, biz dişe bugüne kadar önem vermedik. Çünkü ağzımda 32 tane diş vardı. Birkaç tanesi eksik olunca mahsur yok diye düşündüm. Ama bu yaşa geldim, dişlerin bana çok lazım olduğunu görüyorum diyor. İleri yaşlarda beslenmenin önemi de var tabii ki. Hastalarımız kaliteli bir yaşam standardı edinmek istiyorlarsa mutlaka dişlerine de iyi bakmalılar. Çünkü beslenme ağızdan başlar. Türkiye Eğitim Kurumları dünyanın çeşitli ülkelerindeki yüzlerce seçkin üniversiteyle yapılan akademik işbirlikleri kapsamında ağız ve diş sağlığı alanında önemli bilimsel çalışmalara da imza atıyor. Bu çalışmalar daha ziyade implant materyalleri, biyo uyumluluk, geriatri dediğimiz yaşlı hastalarımızın, hasta demeyelim, yaşlılarımızın tedavisinde dikkat edilecek hususlar. Bunlarla hem yurt dışında temastayız, Basel Üniversitesi ile beraber dediğim gibi. Ayrıca biyomateryaller konusunda da yine bu üniversitelerle müşterek çalışmalarımız var. İşte biyomateryaller olarak da implant materyallerini kastediyoruz tabii ki. Uluslararası alanda yürütülen önemli çalışmalardan biri de üniversite işbirlikleri. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu küresel vizyonu ve uluslararası niteliğini geliştirecek önemli bir anlaşma imzalandı Kolombiya Üniversitesi ile. Bu anlaşma şu şekilde izah edilebilir. Bu yurt dışına yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sıralanmasını araştıran bir çalışmanın anlaşması. Burada Kolombiya Üniversitesi'ndeki ortağımız Vale Colombia Center diye bir merkez. Burası çok önemli bir merkez Kolombiya Üniversitesi için ve özellikle bu çok uluslu şirketlerin araştırılması konusunda dünya çapında önemli bir merkez. Şimdi gelişmekte olan ülkeler, ki buna İngilizce deyimiyle emerging market diyorlar, yani daha yaygın olarak kullanılan terim bu. Bu gelişmekte olan ülkelerden yurt dışına yatırım yapan bir takım çok uluslu şirketler var. Tabii bunların başına Çin Halk Cumhuriyeti'nin şirketleri çekiyor. Ondan sonra gelen işte diğer ülkeler, Brezilya, Arjantin, Türkiye, Güney Afrika gibi. Yani geleneksel olarak yurt dışına sermaye ihraç etmeyen ama son zamanlardaki iktisadi gelişmeler çerçevesinde yurt dışında yatırımlar yapmaya başlamış olan ülkeler bunlar. Ve bizim bu anlaşmasını imzaladığımız çalışmanın ortakları bu gelişmekte olan ülkelerdeki çok önemli kuruluşlar. Tıpkı İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Türkiye'den katıldığı gibi o ülkelerden de önemli düşünce kuruluşları, önemli üniversiteler, akademisyenler bu çalışmanın ortaklarından. Bu çalışma 2007 senesinde bir workshop olarak başlıyor. Daha sonra büyüyor ve yeni ortaklar katılmaya başlanıyor. Ve şimdi yurt dışına yatırım yapan şirketleri araştıran en önemli çalışma bu. Bilgi birikimi burada. Biz de bunu Türkiye'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK, onlarla birlikte yapıyoruz. Ve belli bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntem Kolombiya Üniversitesi ile birlikte geliştirilmiş olan bir yöntem. Ben bu projenin içerisinde başından beri varım. İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü olarak bu projeyi buraya taşıdık. Ve bu yaptığımız çalışma akademisyenler arasında, işte hükümetler nezdinde ve diğer araştırmacılar nezdinde çok önemli ve çok fazla yankı bulan bir araştırma. Bununla basın medya da ilgileniyor. Ve
İşte önümüzdeki raporu bir 6-7 ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Böyle bir çalışmanın, yoğun bir çalışma temposu içerisinde bu çalışmayı devam ettiriyoruz.